Erol Göka Sadelikte asalet, tevazuda hikmet var. Mütevazılık sürekli hale gelmiş bir öz eleştiri kabiliyetidir. İnsanın kendinden kuşku duyabilme, haddini hududunu bilip kendi sınırlarına çekilme becerisidir. Bazı doğu inançlarından yayıldığı gibi kendini küçümsemek, nefsini tümüyle yok etmek, hazlı ve mutluluğu kendine yasaklamak, hak etmeyen karşısında alçalmak değil, ne olduğunu, ne olmadığını bilmek ve kendini öylece kabul etmektir. Alçaklık, aşağılık olmak, kendini olduğundan daha aşağıda görmektir, hak ettiği değeri kendine vermemektir. Oysa alçak gönüllülük, ne olduğunu bilmek, gücünü her şey olarak görmemektir. Alçak gönüllülük, kibrin küstahlığından fersah fersa uzaktır ama vicdan azabı ve utançla da bir alakası yoktur. Mütevazı insan, özür dileyip, kendini suçlayıp duran insan değildir. Başkasına olmadığı gibi kendisine yönelikte yersiz bir öfkesi yoktur. Mütevasılık, kendini, başka insanları ve hayatı sevmektir. Her gerçek sevgide alçak gönüllülük vardır diye boşuna denilmemiştir. Ama mütevasılık, en çok da hakikati kendinden daha fazla sevmektir. Hakikati idrak etmeye çalışan insanın ilk fark ettiklerinden birisi faniliği, büyük devarandaki dünya hayatındaki yerinin bir noktadan bile küçük olduğudur. Kendi hakikatini bilen insan samimidir de, o yüzden mütevazi insanın en berrak görünümlerinden biri de içtenliğidir. Bu samimiyet noktası, mütevazılığı, bizim defalarca üzerinde kalem oynattığımız hasbilik ve halislik diye adlandırdığımız otantikliğe iyice yaklaştırır. Şu yazıda psikolojik sağlamlıktan fazlası hasbilik iki ve birçok yerde hep vurguladığımız gibi hasbi insan, şeylerin biçimleriyle değil, bizatihi kendileriyle ilgilidir. Özgür ve cesurdur ama mutlak özgürlüğün imkansızlığının farkındadır özgür olduğu kadar sorumludur. İnsanları incitmemeye, birlikte dayanışma içinde hareket etmeye gayret eder ama geri geldiğinde müdanasız olabileceğini de gösterir. Dik başlı, kimseyle uzlaşmayan biri değildir has bir insan. İlişkilerine de azami ölçüde özen gösterir. Kulağı iç sesindedir. Sadece halinden memnun olmayı değil, halinin de kendisinden memnun olmasını ister. Yanlış anlamamak gerekir. Halislik, hasbilik ille de mutlu mesut bir hayat demek değildir. O bir yaşama tarzıdır. Hayatı acısıyla, tatlısıyla, sevinçleri ve kederleriyle kabul edebilmektir. Tüm bu söylenenler tevazu sahibi insan için de geçerlidir.'' Kuru bilgi sahibi, kibirli kimseyle gerçek bilginin ayrım noktası olan tevazu aynı zamanda narsizmin panzehiridir. İnsanın kendisini nasılsa öyle kabul ederek kendiyle yetinmeyi bilmesidir. Bu haliyle her mütevazi insan aynı zamanda merhamet, şefkat ve cömertlik erdemleriyle de doludur. Kişi ne kadar merhametliyse, cömertse o kadar mütevazıdır ya da tersi. Mütevazılığa en yakışan yaşama tarzı sadeliktir. Olduğu gibi olmak, miş gibi yapmamaktır, spontanlıktır. İçinden geldiği gibi olmak, kendiliğindenliktir. Sade kişi adeta kendini unutmuş, olabilecek en yalın ifadesine indirgenmiştir. İki yüzlülüğün, kompleksliliğin, kendini beğenmişliğin zerresi yoktur onda. Saftır ama aptallık ve bölünük semtine uğramamıştır. Sadelik bir erdem olarak entelektüel planda da geçerlidir. Havalı, karışık ifadelerle gerçeği olduğundan daha karışıkmış gibi göstermeye çalışmaz. Tam tersine sekanın karmaşık olanı basitçe ifade edebilmek olduğunu bilir. Sığ bir su kendini ancak bulanıklıkla saklayabilir. Mütevasılık ve sadelik İkisi de yapmacıklığın, gösterişçiliğin tam karşıtı olmak noktasında birleşirler. Mütevazı, sade kişinin gibi olmak istediği bir kimse, bir şey yoktur. Kendini de hayat gibi sorgulamadan kabul ederek yaşar. Kendini ne över, ne küçümser. Ne çok ciddiye alır, ne trajikleştirir. Kanıtlamaya, üstün çıkmaya çalışmaz. Neyse odur. Ne yapıyorsa onu yapmaya devam eder yorumlanacak, üstüne düşünülecek pek bir şey yoktur. Basit, berrak, hesapsız ama sabırlı ve huzurludur. Şimdiki zaman onun ezeliyetidir. Alem buysa kral benim der gibidir ama üstünlük taslamaz, kimseyi tebası olarak görmez. Hem çocuklarla iyi geçinir hem de çocuk gibidir. Bir ruh çocukluğu vardır, mütevazı, sade insanda. Tertemizlik, saflık, kirletilmemişlik manasında. insan mütevazılığı, sadeliği başarabildiği ölçüde, narsizizme karşı bir paz elde ettiği gibi endişeye karşı rahatlığı, kaygıya karşı sevinci yakalamış, hayatın menfi ciddiyetini biraz hafifletebilmiş demektir. Erdemler üzerine yazarken Andre Comte Sponville'den, onun Büyük Erdemler Risalesi'nden iletişim yayınları çok yararlanıyorum. Ondan hem öğreniyor ama çoğu zamanda ona zıt şeyler söylerken yakalıyorum kendimi. Mesela alçak gönüllülük erdemlerin en dinselidir diyor ama yaratıcı önünde diz çökme ve secde etmenin mütevazılıkla bağını bir türlü kuramıyor. Tıpkı Ayvin Yalom gibi eski Yunan'ın ölümlülük bilinciyle idare etmeye çalışıyor. Tıpkı Yalom gibi beni çok üzüyor.''